Merhaba arkadaşlar, ben Utoncül Fizik Öğretmeni. İş güç enerji soru paketinde test 11'deyiz. Bonus testlere geldik. Yüze tamamlıyoruz. Bunlar onar soruluk testler. Şimdi eğik düzlemimiz var. Sürtünmelerin önemsiz olduğu. Eğik düzlemin alt uçlarından fırlatılan cisimler var. Onlar da şöyle aynı hizadaki KL noktalarına aynı hızla ulaşmışlar. Şu anda işte eşit süratle geçiyorlarmış. Buna göre söyleyin diyor. Bunu yapabilmemiz için bir tanesini yazalım. Buna mesela V0 diyeyim ben. 1 bölü 2 MV0'ın karesi eşittir. MGH'ım var. Artı bir de 1 bölü 2 MV karem var. Bu iş kütleyle olmuyor. Bunun hakkında fikrim yok zaten. Aynı yükseklikteyiz. Aynı hızla gelmişiz. O zaman ilk hızlarımız da aynı olacak. Bunu söyleyebiliriz. Cisimlerin atıldıkları andaki süratleri yani eşittir dedi. Bu doğru. Bunların yönleri, hızları eşittir doğru değil arkadaşlar. Bakın biri bu tarafa doğru, biri bu tarafa doğru ya. Hızları eşit olmaz. Aman diyeyim, hızlarının büyüklükleri eşit olur. Ondan ben sürat dedim. Bunu bilerek kullandım. X'in K'ye gelme süresi Y'nin gelme süresinden büyüktür. Şimdi burada burası kısa. Bak burası kısa. Burası uzun yol. Şimdi bunların V0'ları aynı. Bu da V0. Bunun burada düzgün yavaşladığını biliyoruz. Bunun da burada düzgün yavaşladığını biliyoruz. Bunların ortalama hızları V ortalama her iki tarafta da aynı. Burada da V ortalama aynı olacak. Ama uzun yol uzun sürede alınır arkadaşlar. O zaman X cisminin K'ye ulaşma süresi Y'ninkinden büyüktür dendi. Bu doğru olur, güzel olur. 3'e bakalım. Cisimlerin K ve L noktalarındaki potansiyel enerjileri. Kütleyi bilmiyoruz, vermediler ki. Bu hız olayında da kütle bağımsız. Sen potansiyel enerji zaten kesinlikle olmasının sebebi o. Yani 1 ve 2'yi doğru bulduysan 3'e artık bakmayacaksın yani. Yani artık kendine güveniyorsan tabii bunu bilemeyiz arkadaşlar. Birinci soru Denizli'ye gider o yüzden. Devam edelim. Evet geldik. Burada da bir kesinlikle sorumuz var. K ve N noktalarından serbest bırakılan M1, M2 cisimleri var. Şimdi ikisi de şu L noktasında şöyle çarpışma durumunu yaşıyorlarmış. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bu arkadaşın açısı yani şuraya göre daha küçük olduğu için bu yol uzun arkadaşlar. Bakın burası uzun. Peki sen buradan böyle geliyorsun ya buraya geldin ama bu adam nasıl oldu böyle buraya kadar gelebildi? Bunu kasmış olmalıyız biz. Burası kısa yol ya bu adamı tutmamız lazım. O zaman biz KL aralığının sürtünmeli olduğunu söylemek zorundayız. Şimdi LN aralığına sürtünmesiz diyebilir miyiz? Sürtünmesiz olursa burası sürtünmeli olursa olayı açıklayabiliyoruz. Karşılaşabilirler. Ama burası az sürtünmeli olsun. Burası çok sürtünmeli olsun. Gene L'de karşılaşabilirler. O zaman galiba bundan tam olarak emin değiliz. Bunda sıkıntı olur. Kütleye bakalım. Şimdi ben MGH yaptım diyorum. İşte birisi bir kısmı ısıya gitti diyorum. Sonra kalanı 1 bölü 2 MV kare yaptım diyorum. Sonra bu ısıyı açıklarken sürtünme kuvveti çarpı x diyorum. Sürtünme kuvvetinin yerine kmg yazıyorum. Herkeste m var. Bak her terimde m var. Onlar gidiyor. Bunu da bilemezsiniz arkadaşlar. Bu da yani yamuk kaldı. Onun için de bu soru yalnız bol olur. Yani yalnız ikinci önerme doğru olur. Evet geldik üçüncü soruya. Kesiti verilen sürtünmesiz rayın O noktasından V hızıyla geçen cisim K, L, M, N noktalarından da buradan V ile geçmiş. Buradan V ile geçmiş. Şuradan V ile geçmiş. Şuradan V ile geçmiş. Arkadaşlar sürtünmesiz yatay düzlemlerde sabit hızla gitmeniz demek size müdahalenin olmadığı anlamına gelir. Sizi hızlandıracak veya yavaşlatacak bir şeyin olmadığı anlamına gelir. Ama yokuş yukarı çıkarken hızınızı koruyorsanız normalde yavaşlamanız gerekiyor ya o zaman size hareketiniz de aynı yönde bir kuvvet uygulanmıştır. O zaman yani üçüncü soruda yanıt bol olur. Diğerlerinde böyle bir sıkıntımız ne yazık ki yok. Sabit hız var. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur denmiş. İki tane cisim yukarıya doğru fırlatılıyor. Sakın ola atış gözüyle bakmayın. Biz potansiyel kinetiğe dönüşüyor der sorumuzu çözeriz. X'i aynı yüksekliğe çıkıyorlarmış. Buna dikkat. Aynı yüksekliğe çıkıyorlarmış. Şu anda kazandıkları, şu an itibariyle kazandıkları MGH kadar bir enerji olsun. Herhangi biri için yazıyorum. 1 bölü 2 MV2'nin karesi eşittir MGH yazdım. M'ler gitti. Bu iş kütleye bakmıyor. Yani senin şu hızınla yükseklik bağlantılıymış. Güzel. O zaman bu tepe noktasına geldiğimiz zaman yükseklikler aynı ya. Yere çarptığın anda da aynı şeyi yazacağım ben. Yüksekliğinize bağlı olarak kazandığınız hızdan bahsedeceğim.
kütleye bağlı olmuyor. Aynı yüksekliğe çıkıyorsanız yere de aynı hızla çarparsınız arkadaşlar. Bir numara doğru. X'in K noktasından V2 hızıyla geçtiğini söyleyebilirim. Tabii ki de söylerim. Buraya V2 hızıyla geçmeli ki yine aynı yüksekliğe devam edebilsin. Yani yazdığımızı yazabilelim. Bu da doğru oluyor. Şimdi artık kesinlikle sorusu. Yere göre maksimum potansiyel enerjileri. Burada MGH devreye giriyor ya arkadaşlar. Ben de kütleyi bilmediğim için bana verilmiyor. Kütleyi bilmediğim için bunu söyleyemem. O zaman burada da dördüncü soru Ceyhan'da kalır. Devam edelim. Efendim bunlar aynı yüksekliğe çıkmış arkadaşlar. Yükseklikler eşit oluyormuş. Şimdi burada bir tanesi için MGH eşittir 1 bölü 2 MV1'in karesi diyebiliriz. Bunlar gitti. Senin başlangıçtaki o düşey hızın seni yüksekliğe, yani yüksekliğe çıkarıyor ya, H'i o sağlıyor. O zaman burada da düşey hız düşünülürse aynı yüksekliğe çıktığım için yatay zaten sende duruyor. Onda bir sıkıntı yok. Ama düşey hız ortadan kayboluyor. Düşey hız size MGH sağlıyor. O zaman herkes aynı yüksekliğe çıkıyorsa herkesin düşey hızı aynı. Düşey hızlar eşit arkadaşlar. Düşey hızlar aynı. Ama ne oldu? Şimdi bir bakıyorsun bunda yatay var. Bir bakıyorsun bunun açısı daha küçük ya, bunda daha büyük yatay var. Ama ben atıldıkları hızları soruyorum. O zaman sağ tarafa doğru gittikçe ortaya giderek büyüyen bir yatay hız çıkıyor. Düşeyler aynı ama yatay hız giderekten ortaya çıkıyor. O zaman hızım da artıyor. 3, 2, 1 olur bu. Beşinci sorumuz Bolu'ya gider. Devam edelim. Değişik bir şey oldu burada. Hangileri doğrudur? Düşey kesiti verilen işte sürtünmesiz rayın K noktasından sürtünmesiz dedi. Bir hızla fırlatılıyormuş, takılıyormuş, gidiyormuş, buraya da çarpıyormuş. Bakalım M'deki kinetik enerjisi. M ne? Yere çarpma enerjisi. Evet. K'deki kinetik enerjisinden K'deki kinetik enerji fırlatılıyor mu? Bir ilk hızla fırlatılıyor. Şu an ben diyecektim de ne oluyor? E0 diyelim. Üzerine bir de potansiyel ekliyorsun. M'deki tabii ki de büyük olacak. Altıncı soru birinci önerme itibariyle doğru. L'deki kinetik enerjisi K'dekinden büyüktür. Yine bak bu hiza ya sonuçta. Şuraya göre düşününce şuradan şuraya gelince potansiyel kaybettiğin için bunu kinetiğe ekleyeceğiz. L'nin kinetik enerjisi K'ninkinden büyüktür diyeceğiz. Cismin mekanik enerjisi değişmemiştir. Zaten sürtünme yoksa arkadaşlar, dışarıdan müdahale yoksa mekanik enerji korunur. Bu lafta doğrudur. Sorumuz Edirne'ye gitti bile. Devam edelim. Şimdi baktığımız zaman neler oluyor ona bir bakalım. Evet, hangileri kesinlikle doğrudur? Bilerek 1, 2, 3 koydum. Sazanımı da buraya yaptım. Adamlar diyelim ki kesinlikle sorusu diye sordu. 1, 2, 3'ü de yapıştırdı. Gidip de mal gibi işaretlemeyin bunu. Yani 1, 2, 3 yanıt olmaz kesinlikle sorusunda. O zaman gitsin hangileri doğrudur diye sorsun. Şimdi en çok H yüksekliğine çıkıyormuş. Bu kinetik enerjisini sonuna kadar bitiriyor. Ve ben yani 1 bölü 2 mv kare mgh'a eşittir diyebiliyorum. Bak burada da yine sonuna kadar bitiriyor. 1 bölü 2 mv kare eşittir. Bak şöyle 1 bölü 2 mv kare eşittir mgh diyebiliyorum. Ama burada onu diyemiyorum. Bak burada bir hız var. Burada v2x var. Dikkat. Bunu yazarken şöyle yazmanız gerekiyor. 1 bölü 2 mv kare mv2'nin karesi. Eşittir. Aynı MGH. Herkes de aynı MGH. Artı 1 bölü 2 MV2X'in karesi. Yani o zaman yani sen hem bunu yapacaksın hem de yanına böyle bir süs yapacaksın. O zaman senin daha büyük olman gerekiyor. 2 numara büyük olur. 1 ve 3 numara bitirmecesine çalıştıkları için onlar kendi işlerinde doğru olur. Kesinlikle oldu unutma. Şimdi ben burada kütleleri uçuruyorum. Nasıl konuşacaksın kütleyle ilgili bilemezsin bunu. Potansiyel enerjilerin en büyük değeri işte kütleyi konuşamadığın için yine takılıyorsun. Bunu da konuşamazsın. Bu soru arkadaşlar yalnız 2'ye gider. Bolu olur. Evet. Şimdi bakalım başka nelerimiz var. Şimdi efendim burada çembersel hareketle ilgili olarak bir güzellik katacağım size. Şöyle bir şey yapacağız bakın arkadaşlar. Şöyle yaptığımızı düşünün. Bir yöntem. Şimdi efendim. Burada kim olursa olsun bunu söyleyebiliriz. Şimdi açısal hız dediğimiz bir kavram var. Verilen süre içerisinde ne kadar döndüğünle alakalı, ne kadar açı taradığınla alakalı. Şimdi
Bu noktaların yere göre hızlarını konuşurken bak şöyle bir şey yapıyoruz. Omega çarpı R diye bir şey yapıyoruz. Açısal hız herkes de aynı ya. Buna çok takılma. 11. sınıf bir arkadaşım olabilirsin. Buna çok takılma. Şu referans noktası yere bak. Yerden ne kadar uzakta olursan bu dönüş gerçekleştiği zaman uzaklığına bağlı olarak ona göre yol alırsın. Ona göre hızın olur. Şimdi o zaman burada R kadar uzaktaysan mesela buradaki hızın V olur. Burada 2R'ysen 2V olur. 3V olur. Uzaklaştıkça 4V olur. Böyle gider. Ne kadar uzak olursan o kadar hızlı olursun. Şimdi burada da şu ipin yani sabit olduğunu, kıpırdamadığını düşünürseniz şöyle bir şeye bak. Yani şöyle anlatmaya çalışıyorum. Bu burada duruyor ya. Bu burada böyle yuvarlana yuvarlana bunun üstünde gidiyor böyle. Şuraya hiçbir şey olmuyor. Yandan bakacaksınız. Yani şöyle kafanızı sola doğru çevirip bakın. Şurasını sabit yer gibi düşünün bak şimdi. Şuradaki gibi yapıyorum işte. Şuraya olan uzaklığa bakın. Burası R ya. Bunun hızı V olsun. O zaman bak buraya doğru gidiyorum ben şimdi. Burası da R, burası da R ya. R, 2R, 3R, 4R. O zaman buranın hızı da 4V olur. Bunu aynı anda yaptık. Ve dediler ki bana, dediler ki H kadar çekildiğinde şu. Eğer sen H kadar çektim dediğin yerde 4V hızla giderken bunu yapıyorsan V ile gittiğin yerde de bunun hareketi ne olacaktır? H bölü 4 olacaktır. Bu çok zor bir sorudur ama bu çözüm onu kolay yapıyor. G ağırlığını H bölü 4 kadar yükseltmiş oluyoruz. Yanıtımız Adana olur. Bu arada hani bu kafanıza yatmadıysa çembersel hareket sorusunda yani bunların anlatıldığı temel kavramlara bakabilirsiniz. Ya da basit makinalarda en son test, en son video yükselme alçalma sorusudur. Oralara da bakabilirsiniz. Ama en pratik çözümünün bu olduğuna emin olabilirsiniz. Efendim böyle bir enteresan sistem kurulmuş. Burada H kadar çekildiğinden bahsediyor. Şunun H kadar çekildiğini düşünürsek hareketli makara var. Şunun kesinlikle yarısı kadar yükseldiğini biliyoruz. Buradan da sabit makara var. H bölü 2 geçecek. Bu hep böyle bak. Bu hep böyle. Şöyle de anlatabilirim bunu istersen. Şöyle bir şey yaptım diyelim ki. Şuradan F var. Şuraya diyelim ki ağırlık olarak G koydun. Şurası makara ağırlığı yok. G bölü 2 oldu. Dediler ki H kadar çıktık. Şimdi senin burada yaptığın bir iş var. Yaptığın iş potansiyel enerji değişimine denk gelecek. Bu da X kadar yükselsin. Potansiyel enerji değişimini şöyle yaparız. G çarpı X oldu. Burada ne oldu? G bölü 2 çarpı H yapılan iş potansiyel enerjiye dönüştü. Bunlar giderse XH bölü 2 çıkar. Buradan da olur yani. Şimdi o zaman bu da bu tarafa doğru H bölü 2 oldu. Yalnız sen eğik düzlem üzerinde H bölü 2 gidiyorsun. Burada 30 derecemiz olduğu için bu yükselme miktarı H bölü 4 şeklinde karşına gelecektir. İşte yaptığın iş potansiyel enerjideki değişiklik olarak ifade edileceği için M kütlesi H bölü 4 kadar yükseldiğinden MGH bölü 4'lük iş yapılmış olur. Evet, bu testteki son sorumuza geldik. Diyor ki şöyle denge durumunda bir güzellik var. Potansiyel enerjileri eşit olan özdeş yaylarımız var. Şimdi burada enerjiler eşitse buradaki o zaman yay yani üzerindeki kuvvetler de birbirine eşit olur. Burası için ne yazabilirim ben şimdi? Bak buraya F dedim ya. Buraya F dedim ya. Aynı ipin her yerinde F olur. Şuradan geldim şöyle. Burası da F olur. Şimdi P için yazıyorum. Yukarıya doğru F var. Tamam. Aşağıya doğru P ağırlığı var. Ağırlık. Aşağıya doğru uzamış yay tabii kısalmaya çalışıyor. Eski haline dönmeye çalışıyor. Onun için aşağı doğru çeker. Şimdi FP'den büyük müdür? Geldi mi? Evet, FP'den büyüktür. Güzel. Kesinlikle sorusu. Yine aynı şeyi yapıyorum. Bak kesinlikle sorusunda 1, 2, 3 işaretlemeyin. Bu doğru. Buraya bakarsak burada neler var? Şurada Y'nin ağırlığı var. Makara da çekiyor. İki tane de F var. 2F eşittir. F üssü artı Y olacak. Şimdi Y makarasının ağırlığı P'den büyüktür demiş. Y makarasının ağırlığı de. Ha şimdi şöyle bir şey var. Burada buraya baktığında bunun yanına yazsak daha iyi olacak galiba. 2F var. Efendim şöyle bir şey var. Y'nin ağırlığı var. Burada da F üssü var. Şunu yan yana koyunca daha net çıktı bak. Bunlar aynı ya. Burada F iken bu 2F oldu. Demek ki Y yani gayet 2P'ye eşit bir arkadaşımız. Yani oradan daha büyük yani en azından P'den daha büyük bir şey var. O doğru olur burada. Bu da güzel olarakken geldi. 3'e bakalım. X makarasının ağırlığı. Ya bir dakika şimdi burası ile ilgili herhangi bir bilgi yok ki bende.
x makarasının ağırlığını ne bileyim ben. Ancak soru işareti eşittir 2f artı x diyebilirim. Oradan da hiçbir şey gelmez. Zaten bu da beni patlak hale getirir. Edirne'ye zaten gitmem. Yani 1 ve 2 olur. Yani bu sorunun cevabı Ceyhan'a gider. Dinlediğiniz için teşekkürler.